Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda yeni halk arzlarımızdan olan makarnacılığın hap bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Halk arz sitelerinde de tavan serisi devam ediyor. Güzel gidiyor. Bakalım bu güzel gidiş yeni haftada devam edecek mi? Yeni halk arzlarımıza devam edecek mi? Bunları yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi geldi sıra Alves Kablo'nun hap bilgilerine. Bildiğiniz üzere Perşembe Cuma günü başvurular başlayacak. Başvurular yapılacak. Şöyle bir Sayın Solokonlu'nun paylaştığı bizlerle daha önce sizlerle de bizim paylaştığımız hap bilgilerin bulunduğu ekran görüntüsünü şöyle bir paylaşalım. Şöyle bir irdeleyelim bakalım ne olacakmış. Alves kısa koduyla Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ Halka Arz Bilgileri 19 lira 45 kuruştan başvuru yapacağız. 22-23 Şubat Perşembe ve Cuma günü başvurular yapılacak. 40 milyon lot. Bunun 32 milyonu bireyseliydi. 8 milyonu kurumsalaydı arkadaşlar. Unutmayalım. Katılım endeksine uygun. Soran oluyor. 778 milyon TL'lik aslında küçük bir halka arz geliri var. Bakalım nerede kullanacaklar? Biraz sonra paylaşacağız. 24 lira 06 kuruşmuş. Fiyat tespit raporundaki fiyatı %20 iskonto sağlanmış. 19 lira 45 kuruşa düşmüş. Dağıtım yöntemi bireysel eşit. %80'i yurt içi kurumsalda, %20'si ayrılmış. Nakit veya teminatlı başvuru yapabiliyorsunuz. T1, T2 bakiye kullanılamaz. Aynı gün sattığınız hissenin parasıyla başvuru yapamazsınız. Buraya dikkat edin. Peki tahmini dağıtım ne oluyormuş? Sayın Solakoğlu'nun 9 lot yeterli olur, dağıtım olur. 175 TL öngörüsünün yanında hani garanti olsun diyorsanız 15 lot 291 TL yeterli oluyor arkadaşlar. Biz başvurumuzu kaç lirayla yapıyorduk? Yedek akçemizden 1000 TL atabiliriz. Nasıl olsa en geç pazartesi günü iadeler yapılıyor arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya senden ne kadar çok yedek akçe var mı şöyle. Arkadaşlar ben tek bir hesaptan başvuru yapıyorum. Zaten birkaç gün sonra iade olacağı için ha 300 lira koymuşum, ha 500 lira koymuşum, ha 1000 lira koymuşum. Ne fark eder? Peki gelen parayı ne yapacak? Alves Kablo. %35-40'ı ihracata yönelik kapasite artışı. Çok güzel. %30-35'i borç ödeme. Hiç iyi değil. %30-35'i işletme sermayesine konulacak. Burası da güzel. Biraz borç var ama küçük tahta, popüler tahta çok konuşuluyor. Sosyal medyada, yorumlarda bize de çok soruluyor. Hani tavan serisi uzun sürecektir ve hatta ve hatta ve hatta yatırım tavsiyesi değildir ama hani şöyle bir Astor gibi, bir Euro Power gibi bu şekil enerji sektörü hisseleri gibi hani şöyle birkaç ay sonra bugünkü fiyatının halka arz fiyatının ya da tavan bozduğu fiyatının 2-3 katına gidebilir mi? Gidebilir. Yani burada bir aslında sürprize gitmek olabilir. O da size kalmış arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Info Yatırım Konsorsiyum lideri olacakmış arkadaşlar. Umarız güzel bir dağıtım olur. Umarız küçük yatırımcıyı üzmeyecek. Umarız şöyle tavanları bol olacak güzel bir yatırım dağıtım olur. Biz de buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Yeni halk arzlarımızda özellikle Limak'ta, özellikle yine Alves Kablo'da, Obo Makarnacılık'ta umuyoruz şöyle yılbaşı öncesi den kalan GYO sektörü şirketleri gibi arz fiyatının altına sarkma durumu olmaz. Böyle bir şey de olursa yine de temkinli durmakta, sabırlı olmakta yarar var. Görüyorsunuz Kuzey Boru, Mega Metal nasıl bir performans gösterdi. Niye olmasın? Belki aynı şeyler tekrar yaşanır arkadaşlar. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Görüşürüz.